Ve bir başka nokta Kızıldeniz'de de tansiyon düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de Husi'lere ait hedeflere yönelik dün 6. saldırısını gerçekleştirdi. Saldırılara ilişkin açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den geldi. Kirby, Husi'lerin gemi savar balistik füze rampalarına 3 saldırı düzenlendiğini belirtti saldırılarla Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin daha güvenli hale getirilmesinin amaçlandığını duyurdu. Vurulan füze rampalarının ateşlenmeye hazır olduğunu söyleyen Kirby, şimdiye kadar düzenlenen saldırıların savunma amaçlı olduğunu savundu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanserine yakalanarak ameliyat olduğu ve bu durumu Beyaz Saray'dan günlerce sakladığı ortaya çıkmıştı. Biz de ekranlarınıza getirmiştik. Austin, Biden yönetimini anında bilgilendirmediği için Kongre'ye ifade vermeye çağrıldı. Prostat kanserine yakalanıp herkesten gizli bıçak altına yatan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Kongre'de ifade verecek. Biden yönetiminin en kritik isimlerinden biri olan 70 yaşındaki Austin, Aralık ayının başında kansere yakalandığını öğrendi. Yeni yıla sayılı günler kaladı ameliyata girdi. Ancak taburcu olduktan kısa süre sonra yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta yeniden hastaneye yattı ve günlerce yoğun bakımda kaldı. ABD Başkanı Joe Biden'ınsa tüm bu yaşananlardan 4 Ocağı kadar bilgisi olmadı. Pentagon her şeyi sır gibi sakladı. Biden, Savunma Bakanı'nın kanserle mücadele ettiğini de ameliyat haberinden günler sonra öğrendi. Austin'in rahatsızlığının hem Biden yönetiminden hem de kamuoyundan gizlenmesi tepkileri beraberinde getirdi. Çünkü ABD yasalarına göre başkanlar da dahil olmak üzere tüm üst düzey yetkililer tıbbi prosedürlerde görevlerini devretmek zorunda. Ancak Austin'in ameliyata girerken yetkilerini devrettiği yardımcısı Kathleen Hicks bile bakanın hastalığından haberdar değildi. Austin özür dilese de tepkileri dindiremedi. Kongre huzurunda ifade vermeye çağrıldı. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Austin'e bir mektup göndererek 14 Şubat'ta ifade vermesini talep etti. Dört sayfalık mektupta Savunma Bakanı'nın ulaşılabilirliğine ve şeffaflığına güven ihtiyacına vurgu yapıldı. Ne yazık ki son olaylarda bu nitelikleri sergilemediniz denildi.